Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Geldik doğrunun analitik incelenmesinin yeni nesil soru tarzlarına dostlarım. ÖSYM'nin sevdiği soruları çözmeye çalışacağız bu videomuzda. Bakalım kaç soru var bilmiyorum. Bir 50'ye yakın soru yazmışımdır diye hatırlıyorum dostlarım. Kaç videoda çekeriz onu da bilmiyorum. Vira bismillah diyelim, başlayalım. Nereye kadar gidebilirsek gidelim artık. Birinci sorumuz. Bir itfaiye kamyonunun merdiven uzunluğu 25 metre. Merdivenin bağlantı noktasının yerden yüksekliği 3 metredir. Peki. Merdivenin eğimi en fazla 3/4 olacak şekilde açılabildiğine göre merdivenin en uç noktasına çıkan birisi yerden kaç metre yükseklikte olur diye bir soru sormuş. Şimdi birlikte şunu bir kez daha resmedelim dostlarım. Şimdi şu kısım merdivenin yerden yüksekliği 3 metreymiş. Onu şöyle göstereyim. Ben yatay olarak düzleme çizeceğim. Şurası yer olsun arkadaşlarım. Burası yer düzlemi. Şimdi kamyonun merdiveni buradan başlıyor. Şöyle 25 metre uzunluğunda bir merdivenimiz var dostum. Ve bu merdivenin eğimi en fazla 3/4 oluyormuş dostlar. Yani x ekseniyle yaptığı şu yer düzlemiyle yaptığı açının tanjantı 3/4 oluyormuş. Şurası demek ki 3K, şurası da 4K olacak. E peki 3K, 4K, o zaman burası 5K olmalı ki 5K 25, 3K 15 yaptı. Peki merdivenin uç noktasındaki şurası uç noktası. Yerden yüksekliği ne oldu bakın? 15 burası. 3 de şuradan aşağı indiğinizi düşünün. Şurası 3 birim. Toplam ne geldi? 18 geldi diyebiliriz. İkinci sorumuz. Aşağıda uzun kenarı kısa kenarının 4 katı olan dikdörtgen. Bak kısa kenarına K dediğimde uzun kenarı 4 katıymış. 4K. Bu kartonlardan 3 tanesi verilmiş. Hemen burada 3'ünü de gösterelim. Şimdi şurası K, şurası 4K. Yine burası K ise şuranın 4K olması için 3K kaldı buraya diyelim. Şurası tabi dikdörtgenden 90 diyelim. K D doğrusunun eğimi kaçtır diye soruyor. Şimdi bir doğrunun eğimi neydi dostum? Doğruyu şöyle x ekseniyle kesiştirirsek. Şuradaki açının alfa diyelim tanjantıydı. Eğer alfa dik üçgen içinde değilse komşusundan, kardeşinden yani beta'dan destek alıyorum. Beta'nın tanjantını bulup eksiyle çarptığımda da eğimi buluyordum arkadaşlarım. Peki şimdi beta'yı bulabilirim. Bakın beta dik üçgen içinde. Hatta şuradaki beta'mız yöndeş açılıktan buraya da eşittir. Bu da beta. Ve tanjantı ne çıktı? 4/3. Beta'nın tanjantı 4/3. Ama eksilisini alacaktım eğimi yazarken. -4/3. Üçüncü soru. Haritada iki kenarı birbirine paralel olan bir yol proje halinde koordinat düzleminde gösterilmiştir. CD doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize. Şimdi normalde CD doğrusunun biz üstündeki bir noktayı biliyoruz. Bakın -8'e 10. Üstündeki nokta belli. Ve ekstra bir de şunu biliyoruz. Bakın bu CD doğrusuna paralel olan şurada bir AB doğrusu varmış. Bu doğrunun da iki noktasını biliyoruz. O halde biz bu doğrunun yani AB doğrusunun eğimini bulabiliriz iki noktasını bildiğimiz için. Hemen 8'den 0'ı çıkarttım 8. 0'dan -6'yı çıkarttım 6. 8/6 yani 4/3'tür bu doğrunun eğimi. Peki CD doğrusu paralel olduğu için bu doğruya bunun da eğimi 4/3 olacak değil mi dostlarım? Çünkü eğimler eşitti paralel iki doğru olduğu zaman. O halde biz artık noktasını biliyoruz. Eğimini biliyoruz. Doğrunun denklemini yazabiliriz. İki yöntemle yapabiliyordum dostlarım. Ya korsan yöntemi kullanın. Yani hangisi doğrunun şıklardan gidin yani. Eğimi 4/3 diye bakın. Hangisi bu noktayı sağlıyor diye bakın. Ya da direkt formülü kullanarak denklemi yazın. Şöyleydi formül. Y eşittir mx artı n. Şimdi m yerine eğim yazacağım. Y eşittir 4x/3 artı n oldu. N'i bulmak için de noktayı yerine yazıyorduk. Y yerine 10 yazıyoruz.
x yerine eksi 8 yazdığımda da eksi 32 bölü 3 artı n. Şimdi bunu bu tarafa alırsak 10 artı 32 bölü 3 eşittir n. 30, 62 bölü 3 yaptı n. Peki n'i de bulduk. Şimdi şu denklemde n'i de yerine yazınca cevap geliyor. Şöyle oluyor yani y eşittir 4x bölü 3 artı n. 62 bölü 3 yani. Hadi bir de 3 ile genişletelim bu denklemi. 3y eşittir 4x olur. Bir de 62 olur dostlarım. Hangi şıkkımız da var? 62'li şıkları bırakalım bir kere. Geri kalanları bir silelim. Şimdi 3y olacak burada. Burada 2y var, bunu da sil. Burada 1y var, bunu da sil. Şu galiba. Evet, 3y'yi de bu tarafa alırsanız bakın eksi 3y geliyor. Şuymuş doğru cevabımız dostlar. Evet, bu sorudayız. 10 adet birim kare doğru ile iki eşit alanla bölgeye ayrılmıştır. Buna göre D doğrusunun Y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır diye bir soru soruyor. Peki. Şimdi burada 10 tane kare var. Bunlar şu doğru yardımıyla eşit ikiye ayrılmış. Yani bir tarafı da 5, bir tarafı da 5 alanına sahipmiş dostlarım. Burada şunu yapacağız kardeşler. Böyle bir doğruyla birim kareler eşit bölgeli alana ayrıldığı vakit şunu yapmanızı tavsiye ederim. Doğrunun bir tarafını ya sağını ya solunu düzgün bir şekle çevirin arkadaşlar. Alanını kolayca bulabileceğiniz bir şekil haline dönüştürün ki bakın şu sol tarafındaki şu boşluğa bir kareyi şunu ben kendim ekliyorum. Onu da nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Şuradakini siliyorum. Hatta silelim onu biz dostlarım direkt. Şuradaki kareyi silip getirip şurada yerine şuradaki yukarıya taşıyacağım. Bakın neler olacak. Şunu güzelce bir sileyim. Şöyle sildik dostlarım bunu. Evet, bunu silip nereye taşıdık? Şöyle maviyle çizelim. Şuraya taşıyorum dostlarım. Bakın şu bölgeye taşıdım. Hatta orayı da artık pembeye boyayayım ben. Şu renge boyayayım. Ve tabii ki yine alanım değişmedi, değil mi arkadaşım? Sadece ne yaptım? Bir tanesini alıp başka bir yere koydum. Şuradaki bölgenin alanı yine 5. Değişmedi yani. Peki bu bölge artık güzel bir bölge oldu mu arkadaşlarım? Bakın şöyle kalınlaştırayım ben bunu sizin için. Şöyle güzel bir yamuk haline geldi, değil mi? Yani artık alanını kolay bir şekilde bulabileceğim bir şekil haline dönüştü. Peki bunun üst tabanı 1. Yüksekliği 3. Alt tabanını şimdilik bilmiyorum x diyelim. Alanını biliyorum bir de 5 arkadaşlarım. Hadi gelin buradan bir şeyler yapalım şimdi dostlar. Alt taban artı üst taban yani x artı 1 bölü 2 çarpı yükseklik bizim alanımıza eşitti. Şu 2'yi buraya atalım. X artı 1'i burada bırakalım. 2 buraya 10 diye gelir. 3 de bölü olarak geleceği için 10 bölü 3. Yani x eşittir. 10 bölü 3 eksi 1 oldu. Buradan da 7 bölü 3 geldi. X dediğim yer yani şurası 7 bölü 3 birimmiş şuraya kadar dostlarım. Peki bunu da bulduk. Şurası 1. Bize de şunu soruyor. Şuraya şimdi k dersem. K artı 3'ü soruyor bana dostlarım. Çünkü y eksenini kestiği noktanın ordinatı demiş. Bunu da benzerlikle bulabilirim. Bakın birin şuradaki 7 bölü 3'e oranı 7 bölü 3'e oranı eşittir. K'nın tamamına oranı yani k artı 3'e oranı. İşte buradan da aradığım cevap gelecek. Şunu ters çevirip çarparsam 3 bölü 7 olur burası. İçler dışlar yapıyorum dostlarım. 3K artı 9 eşittir 7K oldu. 3K'yı bu tarafa alalım. 9 eşittir 4K. K eşittir 9 bölü 4 geldi. Bana neyi soruyordu? K artı 3'ü. Yani 9 bölü 4 ile 3'ü toplayın diyor. 12 yapar. 9 daha 21 bölü 4 yapar. Sorunun cevabı. Beşinci sorumuz. Bakalım bu ne diyor? A köşesi x ekseni D'de y ekseni üzerindedir. Tamam. AC köşegeni taşıyan D doğrusunun denklemi nedir diye bir soru sormuş bize. Biz şimdi bildiklerimizi bir konuşalım dostlarım. Şimdi bizden bu doğrunun denklemini istiyor. Tamam, eyvallah. Biz nesini biliyoruz? 1'i
bir noktasını biliyoruz bu doğrunun. 3'e 0. Şimdi istersen ben olsam senin yerinde hemen şıklarda x yerine 3, y yerine 0 yazalım. Hangisi sağlıyor, hangisi sağlamıyor? Şanslıysak bir tanesi sağlar, direkt doğru cevap gelir. Ama şanslı değilsek iki tane de, üç tane de bırakabilir bizi. Hemen x yerine 3 yazdığımda bakın 9 eksi 9 sıfıra eşit. Doğru, sağladı. X'e 3, y'ye 0 yazdığımda 0 eşittir 0, sağladı. X'e 3 yazdığımda 6 eksi 6, evet 0'ı veriyor, sağladı. Lan hepsi sağlıyor. X'e 3 yazdığımda 12 eşittir 0 oluyor, yok. Bu Allah'tan bir şık eleyebildik, ne kadar şanssızmışız. X'e 3 yazdığımda eksi 6 artı 6'dan 0'ı verdi, sağladı. Evet, 4 şıkı en azından bir şık eleyebildik dostlar. Yani mecbur biz bu doğrunun denklemini yazabilmek için ya eğimini bileceğiz ya da bir noktasını daha bileceğiz dostlarım. Şimdi eğik dikdörtgen veya kare gördüğümüzde şöyle etrafından geçen büyük dikdörtgeni veya kareyi çizin demiştik dostlarım. Şunu bir çizelim biz. Şimdi şurası 6'ymış buradaki 6'dan. Şurası 3'müş. Şurası da 11'miş dostum. B'nin apsisi 11 dediği için buraya da 8 kaldı. Bak 6, 8, 10 üçgeni çıktı bu adam. Şimdi şununla şunun benzerliğini yapalım. Buraya A diyelim, 90, B diyelim, 90, A diyelim, 90, B diyelim. Burada B'nin karşısı 6, burada B'nin karşısı 3. Yani yarısıymış bu üçgenin. O halde 90'ın karşısı 10'sa burada 5. E bu da 3, 4, 5'ten 4 geldi burası da dostlar. Buna da eyvallah dedik. Şimdi devam edelim o halde kardeşlerim. Bakın bu üçgenle de bu üçgen eşti. Yani bu 6, 8, 10'sa bu da 6, 8, 10 olacak. E şurası yine 11 olması için 3 oldu. 4 oldu dostlarım burası. 5 oldu. Şimdi bakın C'nin de koordinatlarını artık yazabiliyorum. Apsisi şurasıdır 8. Ordinatı da buradan aşağı inen dikliktir. Yani şurası 10. Şimdi artık iki noktasını biliyorum doğrunun. Bir A 3'e 0, bir de C 8'e 10. Şimdi A'yı zaten yerine yazıp biz 4 şıkka düşürdük. Şimdi C'yi de yerine yazalım. Direkt doğru cevap gelecek dostlarım. X yerine 8, Y yerine 10 yazdığımda hangi şık sağlıyormuş bakalım. Şimdi burada x yerine 8 yazdığımda 3 kere 8 24 olur. Şunu bir silelim. 3 kere 8 24 eksi 9. Acaba gerçekten 10 oluyor mu? 24'ten 9 çıkarttığımda 15 eşittir 10 oluyor. Bak bunu da eledim. Şuna yazalım. Y yerine 10 yazıyorum. X yerine 8. 8 eksi 3 oluyor. 10 eşittir 5. Bu da gitti. Şuna yazalım arkadaşlarım şimdi şu C şıkkında yerine yazalım. Bakalım bu sağlayacak mı? X yerine 8 yazıyorum. 2 kere 8 16. Eksi 6 acaba gerçekten 10 oluyor mu? Evet. Doğru cevap Ceyhan. Diğerine bakmana gerek yok. Çünkü iki noktayı da sağlayan şık hangisi ise direkt o doğru cevaptır diyebiliriz. Normalde ne yapacaktık kardeşim? Buradan eğim bulacaktık. İki noktadan eğim bulup bir de şu denklemi kullanıp y eşittir mx artı n'i kullanıp doğru cevabı böyle de bulacaktık. Ama korsan yöntemi ben burada kullanmayı tercih ettim. Pekala geçiyorum 6. sorumuza. Eşkenar dörtgenmiş bu. Bakın şurası 13 birim. O halde benim eşkenar dörtgen olduğu için bütün kenarlarım 13 birim olacak. Şimdi karşılıklı kenarlar paraleldi eşkenar dörtgende. Dolayısıyla şu aslında y eksenine paralel. Yani ben bunu şöyle aşağıya doğru uzattığımda tam buraya dik inmek zorundaymış dostum. Sonra şurada y eşittir 3 bölü 2 x'li bir denklem var. Dedim ki eğer y eşittir sadece x'li bir şey varsa yani burada artı sabit sayı yoksa eğimden faydalanacaksınız demektir bu. Demek ki bu doğrunun eğimi 3 bölü 2. Yani şuradaki açının tanjantı 3 bölü 2. O halde şurası komple yazıyorum. 3K ise şurası 2K'ymış. E peki dostum burası 13 olduğu için burası da 3K eksi 13 olur.
Şimdi bakalım şu üçgen acaba 5, 12, 13 olabilir mi diye bir kontrol edelim. Mesela K'ya 6 desem. 6 dediğimde burası 12 oluyor. 6 desem 18 eksi 13'ten 5 geliyor. Demek ki K6. Şurası 18, burası 12, burada 5'miş meğersem dostum. Peki devam. B noktasının ordinatı ile. Şimdi B'nin ordinatını bulduk. Bak X'e uzaklıktı ki 18 bulduk bunu. C noktasının apsisi. C'nin apsis dediğim yer şu Y'ye uzaklık, yani 12 bulduk bunu da. Toplamı kaçtır? 30'dur dedim. Evet, 3 tane kare. D doğrusunun denklemi de şu. Bakın D'nin eğimini vermiş aslında bize, değil mi? X'in katsayısı eğimdi. Y yalnız olduğunda demek ki bu doğrunun eğimi 2. Şurada M D eşittir 2. Yeşil boyalı karenin alanı mavi boyalı karenin alanının kaç katıdır diye bir soru soruyor. Dostum hemen şöyle yapalım. Şimdi bu doğrunun eğimi dediğimiz şey x ekseniyle pozitif yönde yaptığı şu açının tanjantıydı. O zaman hocam bunu biraz daha büyütebiliyoruz mu ya? Hadi şöyle yapalım. O halde hocam şu açının da tanjantı yöndeş oldukları için 2 olacak. Bu açının da tanjantı yöndeş oldukları için 2 olacak. Şuradan başlayalım. Şuna ben 2'ye 1 desem, bak tanjantı 2 bölü 1. Şimdi kaç katıdır diye sorduğu için dostlarım k'ları yazmama gerek yok. Direkt sayı versem istediğim sayıyı verdim mi çıkıyor. Mesela 4'e 2 de diyebilirdim. Yeter ki 2 bölü 1 kuralını sağlasın. Eğimi 2 çıkarsın. O zaman bu da 1. Bu da 1. Bak pembenin bir kenarı 3 oldu. 3 oldu. Şimdi şu açının da tanjantı 2 bölü 1 olacak. Demek ki şurası 6. 6 bölü 3 2'yi sağladı. Bunun bir kenarı 9 oldu. Şimdi alanlarını soruyordu bize dostlarım. Bunun alanı 9'un karesi 81. Bunun alanı 3'ün karesi 9. Bunun alanı 1'in karesi 1. Evet. Hepsini bulduk. Neyi soruyor bize? Yeşilin mavinin kaç katı olduğunu, 81 katı, bakın 1 ile 81 oldukları için 81 katıdır. Yapıştır gelsin. 8. sorumuz. Bir noktanın doğruya uzaklığı, tamam biliyorum zaten bu formülü ben. Ama sınavda veriyor böyle, işimize yarar. Çünkü kenar uzunluğu 3 birim olan 3 kare X ve Y eksenlerine paralel düzleme yerleştiriliyor. A noktasının D doğrusuna uzaklığı kaç birimdir diye bir soru sormuş bize dostlarım. A'nın D'ye uzaklığını soruyor. Sakın ha şu köşegen demeyin. Çünkü bir noktanın bir doğruya uzaklığı yazılırken dik uzaklığı bulacaksınız. Şöyle değil mi? Dik uzaklığımız. H'ı soruyor bize dostlarım. O yüzden köşegen değil. Şimdi bunların kenar uzunluğu da 3 birimmiş. Onu gösterelim. Biz bu durumda A'nın koordinatlarını söyleyelim. Bak apsisi 3. Ordinatı da şuradan aşağı inen diklik 3. 3 de buradan geliyor 6. Şimdi A'nın koordinatlarını bulduk 3'e 6. Bizim bir de bu doğrunun denklemini yazmamız lazım dostlar ki artık eğimini şey falan bulalım. Denklemini yazalım. Noktanın doğruya uzaklığını bulalım. Peki bu doğrunun üstündeki bir nokta şu değil mi dostlar? Bakın bu noktanın da apsisi 6, ordinatı 3'tür. Yani üstündeki nokta 6'ya 3. Bir diğer noktada orijindir 0'a 0. Bu iki noktadan geçen doğrunun denklemini yazıyorum şimdi. Orijinden geçen doğru olduğu için y eşittir mx şeklindedir. Yani artı n yoktur arkadaşlarım. Eğimini bulalım bunun. Eğimi de 3 eksi 0 bölü 6 eksi 0'dan 1 bölü 2 gelir eğimi de. Yani doğrunun denklemi x bölü 2'ymiş dostum. Ya da başka bir deyişle içler dışlar yapalım. 2y eşittir x olur ya da 2y eksi x eşittir 0 olur. Şimdi biz doğrunun denklemini de biliyoruz. Bu. Hemen noktanın doğruya olan uzaklığı formülü. Yani şunu kullanacağım, olayı bitireceğim. Yukarıda mutlak değer, aşağıda karekök vardı. Karekök. Karekökün içine şuradaki 2'nin ve şu eksi 1'in x ile y'nin yani katsayılarının karelerini topluyorum. 2'nin karesi 4, eksi 1'inki 1, 4, bir daha 5 geliyor. Kökün içinde 5 var. Mutlak değerin içine y yerine 6 yazacağım, x yerine 3 yazacağım. Ne oldu buradan? 9 bölü kök 5
geldi. Evet. Yine noktanın doğruya uzaklığını söylemiş. Dik koordinat düzleminde verilen dikdörtgenler eştir. Şimdi gelin şu A noktasıyla bir şeyler yapalım. Bak, ordinatı 2, apsisi 6. Demek ki dikdörtgenin kısa kenarı 2. O halde bu da 2, bu da 2. Uzun kenarı 6, 6. Şuranın da 6 olması için buraya da 4 kaldı. Şurası da 2. Buna göre C noktasının orijinden ve B noktasından geçen doğruya uzaklığı. Şimdi C'nin koordinatlarını bir yazalım mı şuraya kardeşlerim? C'nin apsisi, onu ben şöyle siyahla göstereyim. C'nin apsisi şurası. Yani şu 4. Ordinatı da buradan inen diklik. Yani 6 artı 2. Yani 8. O zaman 4'e 8'dir C'nin koordinatları. Tamam. Şimdi bize de diyor ki orijinden ve B'den geçen doğru. İşte şu doğru arkadaşlarım. Bu doğrunun denklemini yazalım. Buna da uzaklığını soruyor. Şuradan indirdiğimiz dikliği bize soruyor dostlar. Şimdi bunun denklemini yazabilmem için şu B'nin koordinatlarını söyleyeyim. Bak, apsisi 6, ordinatı 8 olan bir doğruymuş bu. Hadi şimdi denklemini yazıyorum. Orijinden geçtiği için kardeşlerim denklemi şöyle olur. Y eşittir mx, yani eğim çarpı x. Eğimi de 8 bölü 6, yani 4 bölü 3'tür. 4 bölü 3x, hatta 3y eşittir 4x. Hatta 3y eksi 4x eşittir 0. İşte doğrunun denklemi, işte nokta. Hadi iki noktanın doğruya olan uzaklığını yazalım. Yukarıda mutlak değer, aşağıda karekök. Karekökün içine 3 ile eksi 4'ün kareleri toplamı 25. Mutlak değerin içine noktayı yerine yazıp doğruyu yazacaktık. Y yerine 8 yazarsam 24, x yerine 4 yazarsam eksi 16. Ne geldi buradan da dostlarım? 24'ten 16 çıktı. 8 bölü 5. Yani 16 bölü 10, o da 1,6. 10. sorumuz. Bir doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açının tanjantına eğim denir. Tamam, biliyoruz zaten onu. 7 tane eş dikdörtgenlerine boş bırakıp bir yerleştirilmiş A ve B noktalarından geçen doğrunun denklemi ne olabilir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Hemen şimdi bu doğrunun önce bir şeyler bulalım burada. Bakın, şu dikdörtgenler eş olduğu için hemen şu kısa kenarına A desem, A desem, A desem. Bakın, burada 3A dediğim uzunluk aslında dikdörtgenin uzun kenarına eşit. Demek ki dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının 3 katı. O halde bunu şimdi bir daha şurada, şurayı temizleyeyim. Kısa kenarına A diyorum. Şuraya A, şuraya A. Uzun kenarına 3A yazıyorum. Bakın, bu da 3A. O halde şuraya da A kaldı. Şimdi şuradan uzattığımda doğrunun x ekseniyle yaptığı açının tanjantı eğimdi. Bu da yöndeş açı olduğu için bu da aynı açı. Tanjantı ne çıktı? 3 bölü 3. Yani 1. O halde eğim dediğim şey 1 olacakmış dostum. A ve B'den geçen doğrunun eğimi 1'miş. Peki şıklara baktığımda hangisinin eğimi 1? Bak, bununki eksi 3 bölü 4, bununki 3 bölü 4, bununki eksi 1, bununki 1, bununki 1. Ya bu ya bu. İkisi de doğru cevap şu anda. Bakalım hangisi olabilir diye soruyor bize. Şimdi bunun için bir tane de nokta bulmaya çalışacağım ama nokta bulmadan önce şöyle yapsak. Bu doğrunun grafiğini çizmeye çalışsaydım ben. Şimdi x'e 0 verdiğimde y'yi bakın 1'de kesiyor değil mi? X 0'ken y'yi 1'de kesecek. Y 0'ken x'i eksi 1'de kesecek. Bak, bu doğru x'i eksi 1'de y'yi 1'de kesen, yani x'i eksi 1'de y'yi de 1'de kesecekse şöyle bir doğru olmalıydı bu. Daha yukarıdan gitmeliydi. Ama bakın, bu x'i nerede kesiyor? Pozitif tarafta, negatifte kesmiyor. Demek ki bu değil arkadaşlarım benim cevabım. O yüzden doğru cevap Ceyhan'dır diyorum. Pekala, geliyorum 11'e. Kare biçimli 3 eş dikdörtgene ayrıldıktan sonra şekildeki gibi koordinat düzlemine yerleştiriyor. Kartonun alanı 9. Bak, alanı 9'sa bir kenarı 3. O halde bunlar 1, 1, 1.
Peki B noktasının orijine uzaklığı kaçtır diye soruyor bize. Şimdi bildiğimiz yerler. Şurasını 2 diyebiliyoruz. Şurayı 1 diyebiliyoruz. Yani şurası 1. Uzun kenarı dikdörtgenin 3'tü. Şuraya 2 kaldı. Şurası da 1. Şurayı 3 diyebiliyoruz. Şurayı 3. Şimdi B'nin orijine uzaklığını bulacağım. Şunu arıyorum yani. Şu mesafeyi arıyorum. Bunu da dik üçgen içine sokarak bulacağım arkadaşlarım. Yani şuradan aşağı bir diklik indiriyorum. Burası 3, şurası da 3 olduğu için bu kenar 6 geldi. Şuraya bakalım. 2, 1 daha 3. 3 de şuradan gelecek. 6 da burası geldi. Ve dik üçgenimin kenarları 6, 6 ise hipotenüs 6 kök 2'dir diyorum. Denizli'yi paketliyorum dostlarım. 12'deyiz. Dik koordinat düzleminde 4 eş dikdörtgen birer köşeleri çakışacak biçimde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Peki. Şimdi burada bildiğimiz şeyler, bak B noktasını biliyoruz. Ordinatı 10. Şunun demek ki şu bir dikdörtgenin uzun kenarı 10'muş. O halde şurası da 10'dur değil mi dostum? 10. Bak B'nin apsisini biliyoruz. Şurasını yani. 14'müş. Demek ki şu kısım 14 olacak, şuraya 4 kaldı. O halde dikdörtgenin kısa kenarları 4. Şurası da 10. Şurası 10, şurası 4. Peki OA doğrusunun denklemi. Bak A noktasının koordinatlarını yazalım. Apsisi 4, ordinatı şurası 14 arkadaşlarım, değil mi? Ordinatı da 10 ile 4'ün toplamı 14. Evet. Bir de orijinden geçiyor. Orijinden geçtiği zaman denklem y eşittir mx şeklindedir dedik. Bir tek eğimini bulacağız. X yerine 4, y yerine 14 yazdığınızda 4m14'e 7 bölü 2 çıkıyor m. Yani doğrunun denklemi y eşittir 7 bölü 2x. Hatta 2y eşittir 7x. Hatta 2y eksi 7x eşittir 0. Deminden beri yaptığımız şey arkadaşlarım, hemen paketledik. 13. Ne diyor? Eş dikdörtgenlermiş. Önce şurada biraz konuşalım. Burası 3, burası 4, 5. Demek ki benim kısa kenarım dikdörtgenimin 5. O halde şurası da 5, şurası da 5, şurası da 5. E ve C noktalarından geçen E ve C'den geçen doğrunun x eksenini kestiği noktanın apsisi kaçtır diye bir soru sormuş bize dostlar. E ve C'den geçen şöyle bir doğru var. Şöyle bir doğrudur bu. Apsisi kaçtır diye soruyor. Yani şuradaki mesafeyi soruyor aslında bize dostlar. Peki neler bulabiliriz? Bir konuşalım bakalım. Şimdi şuradan B'nin koordinatlarını bulmaya çalışalım arkadaşlarım. Şurası. Şurada bir dik üçgen oluşturdum. Bak A diyorum 90 B. 90 A. Şurası da B geldi. Şimdi benzerlik yapmaya çalışacağım dostlar. Bakalım neler yapacağız. Bunun uzun kenarına biz şuraya bilmiyoruz ya K diyelim. Burası da K. Uzun kenarımız K. Başka şurası K-5 olur. K-5. Şuradan aşağı bir diklik indirdim. Yine bu da 3, 4, 5 olmak zorundadır. Şurası 3, burası 4 olur. Şöyle yukarıya doğru da devam ettirelim bunu. Saçmalamaya başladım galiba ama devam edeceğim. Ne yapayım? Bunun da bu kenarı K diyelim. Şimdi şurada hiçbir şey bilmediğim için o yüzden biraz şey yaptım. Şu üçgende hiçbir şey bilmiyorduk. Peki şurada neler biliyoruz? Şu dik üçgende A 90 B diyelim, 90 A. Yine bunda bir şeyler biliyoruz dostlarım. Bak B'nin karşısı K eksi 5. Burada B'nin karşısı 3 eşittir. A'nın karşısı K. Burada A'nın karşısı 4. Evet buradan K'yı bulurum. 3K eşittir. 4K eksi 20. Buradan 20 eşittir. K geldi. Tamam. K'yı 20 bulduk. Şimdi bir temizleyelim. Daha güzel çözelim. Tamam mı soruyu arkadaşlarım? Şöyle her şeyi bir sileyim. K'yı 20 bulduk. Şimdi işimiz biraz daha kolaylayacak. K
K neydi? Dikdörtgenin uzun kenarıydı. Bunu da unutmayalım tabii ki. Biraz daha inceltim mi şu kalemi? Şimdi şurası 20, şuralarda 5. Burası 15, burası 20, 90. Şurası 5, 3, 4. Bak 15, 20, 25 üçgeni çıktı burası. Şurası 5 falan filan. Şimdi E'nin koordinatlarını alıyorduk. Şurası da 5. E'nin apsisi şurasıdır arkadaşlarım. Şimdi hemen yine şu A 90 B 90 A şurası da B oldu. Şimdi 90'ın karşısı 5 bu küçük dik üçgende. Burada artık 25. Şuranın 25 olduğunu biliyorum. Yani 5 katıymış dostlarım. O halde B'nin karşısı 3 ise burada B'nin karşısı 5 katı 15. A'nın karşısı 4 ise burada 5 katı 20. Evet, şimdi E'nin apsisi ne çıktı? 20. E'nin apsisi 20. Ordinatı da şuradan inen diklik, yani şuradaki 15 ile 4'ün toplamı 19 oldu dostlarım. Apsis ve ordinatını bulduk E'nin. Sıra geldi C'yi konuşmaya. Şimdi C de burada. Buradan aşağı bir diklik indirdiğimde bak bu bizim 15, 20, 25 üçgenimiz neydi? Ah bacı yaparsan bu dikliği 12 buluyorduk. Şurası 9, 12, 15. Burası da 12, 16, 20 üçgeniydi. O halde ben C'nin de koordinatlarını buldum. Apsisi şurası 19. Ordinatı da şurası 12. İşte iki noktası belli olduğu için ben bu doğrunun denklemini her türlü yazarım diyorum dostlarım. Denklemini yazdıktan sonra da bana neyi sorarsa sorsun. Y'yi kestiğimi, X'i kestiğimi, neyi sorarsa hepsini bulurum. Şimdi önce eğimini yazıyorum dostlar. Eğim neydi? Y'ler farkı. 19'dan 12 çıktı, 7. 20'den 19 çıktı, 1. Yani eğimi 7'ymiş. Hemen denklemi yazalım. Y eşittir mx artı n'di. Yani ne oldu? Y eşittir 7x artı n. N'i bulmak için noktayı yerine yazacaktık. Hadi yazalım. X yerine 20, şunu yazıyorum ben üsttekini. Y yerine 19 yazıyorum. 19 eşittir. 20 yazarsam 140 artı n olur. 140'ı da bu tarafa attım. 121 mi geldi? Eksi 121 eşittir n çıktı. Yani doğrumun denklemi y eşittir 7x eksi 121. X eksenini kestiği noktayı bulmak için y'ye 0 veriyorduk. 7x eksi 121. Yani 121 eşittir 7x. 121 bölü 7 eşittir x geldi. Gıcıkmış soru. Evet, 14 numara bakalım bu ne diyor? ABCD dikdörtgenine eş DB üssü C üssü B üssü dikdörtgenin şekildeki gibi yerleştiriliyor. Şimdi 11'e 3 vermiş burayı. Demek ki şurası 3 birim ordinatım. Şimdi şurası 2. Bak apsisini 11 vermiş. İkisi burada, buraya 9 kaldı. Demek ki dikdörtgenimin uzun kenarı 9, kısa kenarı 3 geldi. C üssü noktasının apsisi kaçtır? Bunun apsisi dediğim yer şurasını soruyor bize. X diyelim buraya. Gelin bunu şimdi bulmaya çalışalım. Şuradan da bir diklik çizelim. Burası 2 olsun. Şimdi şuraya A diyelim. 90 B. 90 A. 90 B. Bakın benzerlik yapıyorum. 90'ın karşısı 3. Burada 90'ın karşısı 9. 9. 3 katıymış yani bu. B'nin karşısı 2 ise burada B'nin karşısı 3 katı. 6. Bize x lazım. Pisagor yapacağım. Olayı bitireceğim arkadaşlarım. Hadi yapalım. Ya da şurada 9'dan 4 çıktı. Kök 5 burası. O zaman 3 katı olacaksa 3 kök 5 de diyebilirim dostlar. Oradan da götürürüz işi. Evet. 15 numaralı sorumuz. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde 7 adet birim kare şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre O ve P noktalarından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize. Tamam hocam. Hadi bakalım neler yapacağız. Hep bunlar birbirinin ortasına mı düşmüş arkadaşlarım? Evet. Peki şunlara biz bir A desek. A desek birim kareymiş bu arada bunlar. A, 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 A diyelim. Yani 2A 1'e eşit aslında dostlarım. Peki şurası da A, şurası da 2A.
Bak şimdi P'nin apsisini yazacağım ben şurayı. Ne var burada? 1, 2, 3A, 4A, 6A var şurası. Ordinatını yazacağım. 2, 4, 6A da burası arkadaşlarım. Şimdi 2A1'di. 2A1. Değil mi? Bir kenarı bir birim kare olduğu için. 6A 3 yapar. 3. Demek ki P'nin koordinatları 3'e 3'müş dostlarım. Şimdi ne diyordu? OP'yi arıyoruz biz. Şunu. Bak ne geldi buradan? Eğimi 3 bölü 3'ten 1. Şu açının tanjantı 1. Eğimi 1 olacak. Olayı bitirdim dostum. Çok uzatmaya gerek yok, değil mi? Devam. Bakalım bu ne diyor? 16. sorumuz. Diyor ki AB doğrusuyla CD doğrularının eğimleri çarpımı kaçtır diye bir soru sormuş dostlarım. Şimdi şöyle bir deneyelim. Şimdi bu dikdörtgenler eş mi? Eş. Şöyle kısa kenarlarına A diyelim bunların her birinin. Şöyle A yazalım. Uzun kenarlarına da B diyelim. Şuraya B yazalım, B yazalım, B yazalım. Şu da B olsun. Şimdi C'nin koordinatlarını söylemek istesek şurası yani 2A'ya ordinatı B. Peki D'nin koordinatlarını söylemek istesem apsisi bakın şurası apsisidir D'nin. Ne var bunun içinde? A var. Şurada bir B var, A var. Yani apsisi 2A artı B'ye ordinatı da şurasıdır ki B. Yani ama eksi B değil mi arkadaşlarım? Negatif tarafta olduğu için. Peki CD'nin eğimini yazacaktık şimdi dostlar. Eğimi. Eğim nasıl yazılıyordu? Y'ler farkı bölü X'ler farkı. Y'ler B'den eksi B çıkacak. 2B yaptı. Bölü X'ler farkı 2A'dan da 2A artı B çıkacak. Eksi B yaptı burası da. Demek ki eğimi eksi 2'ymiş. CD'nin eğimini bulduk. Şimdi sıra öbürünün eğiminde. Bunun için de B'nin koordinatlarını yazıyorum. B'nin koordinatları bakın şurasıdır ki apsisi. Apsisimiz B artı A. X eksenin üstünde olduğu için Y'si 0. Şimdi A'nın koordinatlarını yazıyorum. Apsisi A. Ordinatı B ama eksi B. Şimdi bunun eğimini bulalım. Y'ler farkı sıfırdan şöyle AB'nin eğimi diyelim. Sıfırdan eksi B çıktı B. B artı A'dan A çıktı o da B. Bakın ne geldi bu durumda? Eğimi 1 geldi. Çarpımlarını soruyor. Eksi 2 çıktı arkadaşlarım. Evet demek ki harf vermekten korkmayacakmışız. Bir şekilde geldi dostlar. 17 numara bakalım bu ne diyor? Dik koordinat sisteminde eş dik üçgenler. Tamam. Şimdi A'nın apsisini biliyorum 7. Şurası 7 o halde. Ordinatını biliyorum. Yani şuradan aşağı inen diklik 12'ymiş. Demek ki dikdörtgenimin uzun dik kenarı 12'ymiş. O halde şuraya 5 kaldı. Tabi burası 5 ise şuraya 5 kaldı. Bakın burası 12 idi. Şurası 12, kısa kenar 5 çıktı, 5 çıktı, şurası 7 geldi falan. Neyi soruyor bize? B, O, C, D, şu ortadaki beyaz dörtgenin alanı nedir diye soruyor dostlarım. Şimdi şurası da 7 diyelim. Bakın bunun en kolay bulunuş yöntemi, direkt alanı da bulabilirim ama daha kolayı şu. Şuradaki büyük kareden, bakın 12, 12, 12, 144'ten yani alanı 144'tür. Şu dik üçgeni çıkartacağım ki alanı 5 çarpı 12 bölü 2'den yani 60 bölü 2'den 30'dur. Bir de şu dik üçgeni çıkartacağım cevap gelecek. Bunun da alanı 30 yani 60'ı çıkaracağım. Denizli'yi işaretleyeceğim dostlarım. 18 numara. Alan ABCD bu bir kareymiş. Alanı şu dikdörtgenin alanına eşitmiş dostum. Peki. Şimdi bilgilerimizi konuşalım. Buradan aşağıya inen diklik 6'ymış. Hemen eğik kare görünce ne yapacaktık dostlar? Etrafından geçen büyük kareyi çizecektik. Şu 4 üçgen eş oluyordu.
Kenarları bunların da birer dik kenarı 6. Nasıl yazıyordum? 6 burada. Bir atla 6. Bir atla 6. Bir boş bırak 6. Boş bırak 6. Apsisi 14'müş. Şu C'nin buraya dik indirdiğim zaman uzaklığı 14 ise şuraya 8 kaldı. O zaman şu boş kenarlara da 8 yazalım. Şurası 4, 4 diyelim. 4, 8, biri diğerinin 2 katıysa küçüğünün kök 5 katıydı. 4 kök 5. Burası da 10. Bak bunun alanı 100 geldi kardeşim. O halde bunun da alanı 100'dür. Bunun bir kenarına, uzun kenarına x dersem 4 kök 5 ile x'in çarpımı 100'müş. 4'e böldüm, 4'e böldüm 25. X eşittir 25 bölü kök 5. O da 5 kök 5 yaptı. Bunun da uzun kenarı 5 kök 5'miş. Peki neyi soruyor? F noktasının koordinatları toplamı. Hadi şimdi F'nin şuradan aşağı bir diklik indirelim. Apsisini, ordinatını bulalım. Burası da 5 kök 5'ti dostum. Onu da şuradaki benzerlikten bulacağım. Bak A 90 B. 90 A 90 B. Burada 90'ın karşısı 4 kök 5 bölü burada 90'ın karşısı 5 kök 5. Benzerlik oranları 4 bölü 5 çıktı. Eşittir. A'nın karşısı burada 4. O zaman burada A'nın karşısı bir zahmet 5. B'nin karşısı burada 8. Burada B'nin karşısı ne olacak lan? 10. Tamam. Şimdi F'nin apsisi dediğim yer şurasıdır dostlarım ki 14 değil mi orası? İkinci bölgede olduğum için negatif olacak apsisi eksi 14. Ordinatı şurası o da 5. Toplamlarını soruyor eksi 9. 19. soru. Şekildeki D doğrusu karelerin A ve B köşelerinden geçmektedir. Karelerin alanları toplamı 24. Bak burada 6 tane kare var. Demek ki birinin alanı 4'müş. Yani bir kenarı 2'ymiş arkadaşım bir tanesinin. Şurası 2, 2, 2, 2, 2. D doğrusu Y eksenini hangi noktada keser? Şuradaki kestiği noktayı soruyor bize. Peki bu doğrunun eğiminden çözelim bak soruyu. Eğimi karşısındaki kenar yani 6 bölüt komşusundaki yani 4 değil mi arkadaşlarım? Doğrunun eğimi 6 bölü 4 doğru. Peki şuradaki dik üçgenden de eğim 6 bölü 4 yani 3 bölü 2 çıkmalı hocam. Bakın ikisi komşuda, üçü de karşıda olacak. Demek ki şurası 3. Yani sıfıra 3 noktasından geçiyormuş doğrumuz. Bu ne diyor? Dik üçgeni saat yönünde döndürülerek bu oluştu. Bak buydu, buna geldi. Şunun şimdi apsisi 4'müş. Yani şurası 4. Ordinatı 6'ymış. Yani burası 6. Bu 4 dönmeden önce buradaydı. 6 da buradaydı. AO doğrusunun eğimi. Dostum eğim açısı şurasıdır. X ekseniyle pozitif yönde yaptığı açıydı eğim açısı. Alfa diyelim buna. Ama ben beta'dan tanjantı bulabiliyorum. Tanjant beta'yı bulup eksiyle çarpacaktım. 4 bölü 6 yani 2 bölü 3'tür. Eksiyle çarparsam eksi 2 bölü 3'tür eğimi diyorum. Dik koordinat düzleminde dörtgeni bir karedir diyor. Peki bildiklerimizi yazalım. Şurası 4 birimmiş. Buranın tamamı 16'ymış. Şuraya 12 kaldı. Demek ki karenin bir kenarı 12'ymiş. Tamam. ABCD karesini eşit alanlı iki bölgeye ayırmış dostum. Yani alanı 144 ya kardeşlerim. 144'ü 2'ye bölmüş. 72 de burası, 72 de burası. Alanı 2'ye bölmüş. Peki. Bir doğru karenin alanını ikiye bölüyorsa o doğru mecbur ağırlık merkezinden geçmek zorundadır. Bunu da söyleyelim. Yani şuradan aşağı indirdiğim diklik tam bu kenarı ikiye bölecek. 6, 6 diye. Tabii
Şöyle çizdiğimde yine burayı da 6, 6 diye bölecek. O zaman şu da 6. Bak bu doğrunun eğimini bulduk dostlarım. Karşısı 6, komşusu 10. 6 bölü 10'muş eğimi. Yani M dediğimiz şeydir değil mi bu doğrunun eğimi? O da ne yapıyor? 3 bölü 5'miş eğimi. Sonra diyor ki eğimi 1 bölü M olan AD doğrusunu kestiği noktanın ordinatı. Şimdi 1 bölü M diyeceksin eğimi. Yani doğru aslında şu. M 3 bölü 5 ise 1 bölü M 5 bölü 3 x'miş bizim aradığımız doğru. Böyle bir doğru var. AD'yi nerede kesiyor acaba diye soruyor bize dostlarım. Şimdi bu doğruyu da bir çizelim isterseniz şöyle. Şöyle rastgele çizdim arkadaşlar. Böyle bir doğru olacak. AD'yi kestiği noktanın ordinatı yani şuradan aşağı inen dikliği soruyor bize dostlarım. Bakın biz bu doğrunun eğimini bulduk. Şurası eğim açısı. Eğimi de 5 bölü 3. Yani karşısına x diyelim de biz şimdilik. X bölü 4 eğimidir bu doğrunun ve bu 5 bölü 3'e eşitmiş. Buradan x eşittir 20 bölü 3 çıktı. Cevabım da budur zaten dedim. 22. sorumuz. Dikdörtgeni ve 20'ye 6. O halde şurası 6, şurası 20. Eğimi 3 bölü 2 olan bir doğru şekildeki dikdörtgeni eşit alanlı iki bölgeye ayırdığına göre bu doğrunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı nedir diye bir soru soruyor bize dostlarım. Ne dedik? Eşit alanlı iki bölgeye ayıracaksa mecbur tam şu orta noktadan geçecek dostum benim doğru. Ağırlık merkezinden geçecek. Yani şuraya 10, şuraya 10, 3, 3 yazalım. Böyle bir doğru var. Eğimi de 3 bölü 2. Bakın eğimi pozitif olan bir doğru. Demek ki eğim açısı dar açı. Şöyle bir şey. Bizim doğrumuzu rastgele çizdim. Şöyle bir şey olmalı. Çünkü eğim açısı dar olmalı. Bu tarafa doğru da olabilirdi. Şöyle de olabilirdi doğrumuz. Ama eğimi pozitif dediği için bu şekilde çizdim arkadaşlarım. Ha şöyle alttan yukarı da olabilir tabii. Yine eğimi pozitif olur. Peki ne lazım bize? Bu doğrunun y eksenini kestiği şu nokta lazım. Bu noktayı bulacağız da şıklarda genelde eksi var. Hani şüpheye düştüm. Acaba gerçekten şöyle mi geliyor bizim doğrumuz diye bir düşündüm. Şimdi eğimi 3 bölü 2. Burası olsa bak karşısı zaten 3. Komşusunun 2 olması lazım şuranın. Ama zaten ben burayı 10 diyebiliyorum. Hani 2 olma ihtimali hiç yok. 3 bölü 2 olma ihtimali asla yok. Demek ki böyle değilmiş deyip şunu bir sileyim. Şurayı bir temizleyeyim. Şöyle yapsam. Heh. Bizim doğrumuz evet şuradaki ağırlık merkezinden geçecek kesinlikle. Ve şöyle bir doğru olacakmış arkadaşlarım. Negatif taraftan. Y'yi kesiyormuş dostlar. Biraz daha şöyle özenerek çizmeye çalışacağım. Evet, tamamdır. Şimdi bu doğrunun y eksenini kestiği şu noktanın ordinatını arıyorum. Şurayı arıyorum dostlar. Şimdi biz bu doğrunun nesini biliyoruz? Eğimini. 3 bölü 2 idi. Bak burası 3. O zaman şu açının tanjantının 3 bölü 2 olması için buranın 2 kalması lazım. 8'di. Şuraya da şey 10'du 8 kaldı buraya da. Şimdi bu açının tanjantıyla bu açının tanjantı birbirine eşit olacağı için bunun da tanjantı 3 bölü 2 olacak. Demek ki soru işaretiyle 8'in oranı 3 bölü 2. Bak 4 katı 4 katı olacak soru işareti 12. Demek ki burası 12 birimmiş. Negatif tarafta olduğu için tabii ki eksi 12 diyeceksiniz dostlarım. 23. Dik koordinat düzleminde verilen şekildeki dikdörtgen eğimi eksi 2 bölü 15 olan doğru ile eşit alanlı iki bölgeye ayrılıyor. Tamam artık buna alıştınız değil mi dostlarım? Şimdi öyle bir noktadan geçiyor ki bizim doğrumuz tam bu ağırlık merkezinden geçecek. Eşit alanlı iki bölgeye ayırması için böyle olmalıydı doğrumuzun. Eğimi de eksi 2 bölü 15 yani şöyle bir doğru olacak arkadaşlarım şöyle bir şekilde. Yani x ekseniyle yaptığı açı geniş açı olacak çünkü eğimi negatif. Başka ne biliyorum? X eksenini k bilmem ne noktasında kestiğine göre k kaçtır diye
tam şu x eksenini kestiği noktayı soruyor. Şimdi bizim bildiklerimiz G ağırlık merkeziydi. Burayı 2, 2 diye böldü. Burayı 3, 3 diye böldü. Ve doğrunun eğim açısı şurası eğimi de eksi 2 bölü 15. Yani şu açının tanjantı 2 bölü 15'miş. Karşısı 2 ise komşusu 15 olacak. Şurası 15 olacak arkadaşlarım. 15. Hocam 3 de burada var. 18. Bak bu noktanın apsisi 18 geldi. Şimdi 50 dakika oldu arkadaşlarım. Burada duralım artık. Kalanı da bir sonraki videoya bırakalım. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.